Daha ilk günden okula asmışsın. Yetmemiş bir de kavga çıkarmışsın. Haklıydım. Haklıydın. O zengin züppeler üstüme yürürken susacak mıydım? Kale sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Okul asıp nereye gittin? Çocuk değilim ben. Nereye gittim seni hiç ilgilendirmez. Kaç yaşında olursan ol nereye gittiğin beni ilgilendirir. Çünkü sen şu anda benim sorumluluğumdasın. Yıllar sonra mı aklına geldi sorumluluk almak? Kayla. Benden sorumlu olan kişi annem. Hayatımda bir haftadır gördüğüm bir adam değil. Bunu kafana sok ve hiç unutma. Bir, bu evde benimle yaşıyorsan benim kurallarıma uymak zorundasın. İki, sen kabul et ya da etme ben senin babanım. Ya bir erkeklerde kural takıntısı nedir ya? Ben senin kızın değilim. Annemin kızıyım. Bu yaşıma kadar senin kurallarına olmadan geldim ben. Şimdi geçmiş karşım bana babalık taslama. Daha lafın bitmedi. Doğduğunda yanımda değildin. İlk adımımı atarken yanımda değildin. İlk söylediğim kelime neydi? Biliyor musun? Ha? Tahmin et. Ben söyleyeyim. Baba. Ben hayatımda bir kere baba dedim. Onda da yanımda yoktun. Şimdi geçmiş karşıma emirler yağdırıyorsun. Yapma. İşlemiyor. Benim babam değilsin. Babammış gibi davranma. Bu üzüntünün bugünkü yaptıklarımızla bir alakası yoktur. Sakin ol baş belası. Sen... Senin ne işin var burada ya? Seni almaya geldim. Sen nasıl girdin buraya? Sence ben herkesin kullandığı yoldan giden birine mi benziyorum? Geliyor musun? Bandana mı getirmişsin? Bandana mı? Ha, artık o benim bandanam. Hadi aşağıda bekliyorum seni. Nereye gidiyoruz? Buradaki. Üf, tam sustum. Bir eğlence sözüm vardı. Kameralar bizi görmedi mi? Kesin başımızı belaya girecek ya. Zaten yeni kavga ettim babam olacak adamla. Lütfen geri dönün. Ben çok eğlendim. Teşekkürler. Gel buraya. Ne çok konuşuyorsun sen ya? Hallettim ben. Gel. Gel. Ya benim yanımdayken seni korurum demedim mi? Gel yanıma. Buradayım ben. Dikkatli dinleyince sanki şehrin mutlusu müzik gibi gelir kulağına. Olmuyor. Hala gürültülü bu şehir benim için. Neden ağlıyordun? Önemli değil. Ağlıyordum işte. Acı çekiyordun belli. Sanki kapana kısılmış da kaçamıyor gibiydin. Çok mu belli oluyordu? Yani çok güçlü bir kız gibi göründün gözüme.
Hala öyle düşünüyorum. Sen gerçekten kimsin? Ben bu dünyanın karanlık bir köşesiyim Kayla. Kötü çocuğum ben. Bu şehre geldiğimden beri ilk kez bu kadar mutluyum. Kime bakıyorsun? Hiç. Ona bakıyorsun değil mi? Evet, ona bakıyorum. Kim bu Meriç? Ne biliyorsun hakkında? Hakkında pek bir bilgi yok aslında. Gizemli, karanlık bir tip. Zor adam. Az kişiyle takılır. Kızlara da çok kötü davranıyor. Kötü derken? Yani çapkındır mesela. Okulda bir sürü kıza takılmışlığı var. Bir gün yüz verir, ertesi gün yüzüne bakmaz. Benim bir ilgim yok zaten, hani merak etmiştim. Zaten okula bile gelmiyor, baksana. Ben yine de seni uyarayım. Meriç'e dikkat et. Sonunda üzülen sen olursun. Şu Amerikan filmlerinden fırlamış züppe kim? Basketbol takımının kaptanı, Semih. Sana kadar okulun en popüler insanıydı. Dün olanlardan sonra tahtı biraz sallandı. Fena kapak ettin. Bana bulaşmazsa ben de ona bulaşmam. Hoş geldin. Demek meşhur Kayla Hanım sensin. Aa, Kenan, Kayla, ortağım. Memnun oldum. Nasıl geçiyor bakalım günlerin? Alışabildin mi buraya? Çok. Bolt atıyorum, gün dolduruyorum. Tahliye olacağım yakında. Çok az kaldı. Odama çıkıyorum ben. Bir sürü ödev falan var. Memnun oldum. İyi günler. Kural abi, ne işiyorsun? Senin ne işin var burada ya? Demek bizim Kural abinin Kayla. Yeni Kayla. Vallahi hiç aklıma gelmemişiz. Ama zaten dünyada kaç tane Kayla olabilir ki, değil mi? Lütfen bunu bana kötü bir şaka olduğunu söyle. Yok yok. Şaka değil yani. İstersen baksana kanıtlayayım ha. Ne yapıyorsun ya? Canımı acıtıyorsun. Ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Senin de ne tatlı canın varmış canım. Hemen ağlıyorsun. Dün okulda seni ağlatırken böyle demiyordun ama. Senden korkuyorum. Siz bayağı birbirinizi iyi tanıyorsunuz galiba. Durun tahmin edeyim. Semih sizin oğlunuz. Evet. Yani şu anda biri çıkıp durun siz kardeşsiniz dese ona da şaşırmam. Kayla. Özür dilerim senden. Neden? Dev bir salak olduğun için mi? Bak hala devam ediyorsun canım. Ciddiyim ben. Olanlardan dolayı senden özür dilerim. Biraz ileri gittim. Sana bir tavsiye. Eğer gördüğün her kızı böyle davranırsan bu iş olmaz Semih. Ya bakma canım, ben de o kadar kötü bir adam değilim yani. Fena adam sayılmam. Ama bilmediğin durumlar var işte. Ne gibi durumlar? Seninle ilgili değil. Konu Meriç. Ya ne yaptı bu çocuk size, anlamadım ki. Biraz kişisel. Değişik konular. O yüzden boş ver. Yani senin fani bir bursuyla nasıl kişisel bir durumla olabilir ki? Ya neyse canım. Bu konular böyle ayaküstü konuşulacak konular değil.
Uzun hikaye. Sen söyle şimdi. Beni affettin mi, affetmedin mi? Etti, etti. Etmiştir artık diye düşünüyorum. Derim ki, madem Semih'le buzları erittiniz, sana etrafı gezdirse, ha, takılsanız biraz ne dersin? Yarı açık cezaevi bitti. Şimdi de başıma gardiyan mı takıyorsun? Yok kızım, sıkılma diye. Söyledim sana benim hakkımda karar alma diye. Hem Semih kim ki bana göz kulak olacak ya? Kayla, öyle düşünme. Nasıl düşüneceğim? Kızım saçmalama, Semih benim elime doğdu. Oğlum gibidir o benim. Demek benim yerime Semih'i evlat edindin. İyi, süper. Ben gideyim, siz aynen devam edin. Kayla, Kayla yapma. Vural, tamam. Sakin ol. Vural abi, sen de istersen çok üstüne gitme ya. Kolay değil onun için. Ama sen merak etme, ben çaktırmadan göz kulak olacağım. Anne, kurtar beni artık buradan lütfen. Kaylacığım, iyisin değil mi? Değilim anne. Nasıl iyi olabilirim? Yalnızım. Tanımadığım bir adamın evinde, hiç bilmediğim bir şehirde yapayalnızım. Kayla, lütfen. Lütfen boş boşuna yıpratma kendini. Neden hiçbir şey yapmıyorsun anlamıyorum. Neden istemiyorsun beni? Neden bu adamı bıraktın beni ya? Kayla, bu adam dediğin senin baban. Değil. Olmadı, olmayacak da. Kayla, hayır. Lütfen yeniden başlamayalım. Seni anlıyorum bak. Ben de olsam ben de kızardım. Ama her şeye rağmen o senin baban. Anladın mı beni? Benim sana hiçbir zaman veremeyeceğim şeylere sahip. Bu senin geleceğin için. Ben senin eksik yaşamını istemiyorum. Kayla. Kayla. Ruhumdan neler eksiliyor bilmiyorsun ama. Kayla. Kayla. Başka kimsem yok. Evden mi kaçtın? Kafan attı. Babanla kavga ettin. Eve dönemiyorsun. Bir iki takılık diye bana geldin mi? Ha? Müsait değilim. Özür dilerim. Rahatsız ettim.
şey değil mi Meriç Bey? Sen kötü falan değilsin. Pisliksin. Ben hayatımda hiç görmediğim bir babayla yaşamaya çalışıyorum. Annem beni istemiyor. Koca dünyada yapayalnızım ve gidebileceğini düşündüğüm tek insana geliyorum. Neden biliyor musun? Çünkü eğer senin yanında olursam beni koruyacağını söylemiştin. Ama sen sadece kendi zevkini düşünüyorsun. İşte sen bu yüzden kötüsün. Kötü! Yürü gidiyoruz. Nereye? Buradaki iğneyi unutuyorsun. Yürü. Benim köpeğim, bir şey yapmaz. Ya yanılmışsınız, ben istemiyorum ya. Ya, yere gülüyorsun. Hiçbir şeyden korkmayan Kayla köpekten mi korkuyor? Evet, korkuyorum. Ne var suçuma? Neyse, artık seni nereye korkutacağımı buldum. Ya bak şu köpeği gönder, ne istersen yaparım lütfen ya. Hadi oğlum, dışarı oyna, hadi. Tamam artık, ağlama sulu göz. Bir şey yapmaz. Neredeyiz biz? Burası benim sığınağım. Sen de ilk misafirimsin. Burası senin mekanın mı? Bu resimleri sen mi yaptın? Ben yaptım. Sen. Ne oldu, şaşırdın mı? Sürprizli birisin. Bakalım daha neler çıkaracaksın karşıma. Yani nasıl böyle bir yere sahip olduğunu anlayamıyorum. Orasını karıştırma. Yani banka soyguncusu, mafya babası, kiralık katil gibi her şeyi düşünebilirdim. Ama ressam olacağın hiç aklıma gelmezdi. Hiç mi ressam tipi yok bende? Yalan söyleyemeyeceğim. Yok. Uykun gelmiştir senin. Kayla. Kayla, müsait misin kızım? Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun, resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun.
Bölüşürüz şiirler, arkadaşlar şiirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrümüz hadi olsun. Ben giderim İstanbul senin olsun. Ben giderim İstanbul senin olsun. Asemi, ya kusura bakma uyandırmadım inşallah seni. Kayla evden çıkmış da ya saat kaç oldu hala gelmedi, ben de merak ettim. Belki sen biliyorsundur nerede olduğunu diye bir sorayım istedim ha. Biliyor musun? Meriç mi?